Dedim ki işler durmaz. En iyisi işleri bitireyim. Yeni gelin sunumu yaptım. Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Ya da günaydın diyeyim. Ben çünkü yeni uyandım şimdi. Şu an saat 10. Saat 10'a geldim. Saat 6'da kalktım ben. Bugün İsa ilk defa işe gitti. Bugün iş başvurusunu bulundu. Bugün de işe gitti sabah 6'da. 6'da gitmedi pardon, 7'de gitti. 6'da ben uyandım, kahvaltı hazırladım ona. O kahvaltısını yaptı şuraya. Öyle gitti, ben de kahvaltı ortada bıraktım. Oturma odasında koltukta uyuyakalmışım. Televizyon izliyordum. Sonra şimdi uyandım, televizyon izleyeyim dedim ama elektrikler gitmiş. Şimdi ben kahvaltı yapacağım. Yumurta vardı, yumurtayı ısıttım biraz. 2 yumurta kırdım, çok yumurta kırmadım yani artar diye. Zaten artmış bile, bu artan da ben yerim. Peynirli yumurta kırmıştım. Kahvaltı hazırladım. Çayımı dökeceğim şöyle. Çay da sıcakmış. Ben zaten soğuğa yakın çay severim. O yüzden çay da dökelim. Kahvaltımız yapalım. Sonrasında bugün evleri toplayacağım. Bayağı evler berbat bir durumda. Beraber evleri toplarız. Güzelce bir video çekeriz. Şöyle şekerimizi atalım. Ay insan uyurken de yorulur mu ya? Koltuk beni yormuş gerçekten. Koltukta yatmakta zorlandım yani. Parmağımı da kestim. Sabah kahvaltı hazırlayayım derken, peynir keserken nasıl kestim bilmiyorum. Şöyle şu parmağımın şurası kesildi. Şöyle görünür mü bilmiyorum. Şu peynir keserken kesildi parmağım. Şu bıçak o kadar keskinmiş ki. Solingen bıçaklar bayağı keskin yani. Elimi kesti. Nasıl kesti anlayamadım yani bir anda. Şöyle göstereyim elimi de. Aa evet, bakın elim nasıl kesildi burası. Böyle işte arkadaşlar, ben kahvaltımı yapayım. Sonrasında kahvaltıyı falan toplarız. Beraber toplarız. Bugün evleri toplarız. Bütün odaları. Arkadaşlar kahvaltımı yaptım ben. Elektrikler yoktu. Televizyon izleyecektim. Telefondan izledim. Ne izlemem gerekiyorsa yani YouTube izledim. Şimdi de elektrikler geldi. Açtım. Saat 10 olduğu için biliyorsunuz hafta içi her gün saat 10'da ne var? Müge Anlı var. Ben de Müge Anlı izliyorum. Müge Anlı bittikten sonra da işlerime bakarım diye düşünüyorum kahvaltı. Burada dursun. Zaten bozulacak bir şey var mı? Yok. Peynir falan bozulur. Onları da peynir yedim zaten. Onları dolaba koyuveririm. Televizyondan Müge Anlı'yı izleriz. Sonrasında kalkarız. Reklama girdiğinde de işlerimizi toparlarız. Hazırlandım. Sizlere video başlattım. Kahvaltımızı yaptık. Müge Anlı'nın bitmesini beklemedim. Dedim ki işler durmaz. En iyisi işleri bitireyim. Sonrasında kahvemi yapar. Otururum diye düşündüm. Şimdi İsa da yok. Bugün biliyorsunuz sabah 6'da uyandık. Gittik. Gittik diyorum. İsa gitti yani. Sabah 7'de gitti. 6'da uyandım. Kahvaltısını hazırladım. O kahvaltıyı yaptı. Sonrasında ben tabii ki sabah yapamayacağım için o gittikten sonra yaptım. Ben de kahvaltıyı saat 10'da falan yaptım. Şimdi kahvaltı ortada. İlk önce kahvaltıyı toplayacağım. Odayı bir göstereyim. Oda berbat bir durumda. Süpürgelere tutmam lazım. Hem bu odayı, bütün odaları süpürgeye tutacağım. Bulaşıklarım var. Onları makineye dizeceğim. Makineye çalıştıracağım. Elektrikler yoktu. Ha, ben ondan kalkamadım aslında. Elektrikler yoktu. Elektrikler olmadığı için de makineye çalıştırsam ne? Çalıştıramam yani. Bulaşığı da çalıştıramam. Çamaşırı da çalıştıramam. Kahvaltı toplayayım. Odayı güzelce bir havalandırayım. Bayağıdır havalandırmıyorum herhalde. Tertemiz bir oksijen girsin. Sonrasında o evler ısınır zaten. Şöyle evin döküntülü halini göstereyim. En sonunda temizlenmiş halini gösteririm sizlere. Şöyle her yerde yani örtüler yattım ettim, masa örtüsü, seccade her yerde. Buraları bir süpürgeye falan tutacağım, perdeleri açayım, güzelce bir havalandırayım. Ama öncelikle şu kahvaltıyı bir toplayayım. Odasının işi bitti. Koltukları süpürdüm güzelce. Yeri süpürdüm. Masamın örtüsünü açtım.
Yastıkların şekli düzeltecek ama yastıkları bugünlük böyle koyacağım. Bugün normal elleri silip süpüreceğim. Silmem lazım. Televizyon şuraları lekeli lekeli. Aldığım günden beri hiç silmedim yani. Şurası lekeli, diğer köşesi lekeli. En son sileceğim yerleri falan. Ama şimdi biraz çamaşırlarım var. Önce onu katlamam lazım. Şuradaki çamaşırlarımı bir katlayayım, bunların yerini bulayım. Sonrasında tekrar makineye çamaşır atacağız. Bu ara holi yapacağım. Şurada düğünden kalma artan tüllerim var. Bu tülleri aşağıya indireceğim. Belki lazım olur. Normal tül, lacivert tül, beyaz tül. Bir de şu bordo tülden. Bu da İsa kablo almıştı. Onun şeyi, buraları toplayacağız yani. Bu odada, ay odada diyorum. Bu arada pek bir şey yok. Şu çamaşırları katlayayım. Sonrasında diğer odalara geçeceğiz. Arkadaşlar bu ara yeri de yaptım. Tertemiz oldu. Süpürdüm. Lavabosunu sileceğim ama en son dediğim gibi bütün evi bitirdikten sonra sileceğim. Şurayı göstereyim. Eşya odası. Utanarak gösteriyorum. Yerde yıkanmış kıyafetler var. Düğünden kalma bir tül. Her şey her yer her yerde. Burayı toplayacağız. Şimdi şöyle göstereyim. Burada genelde eşyalarımız var. Her yer her yerde. Şu ütü masasının üzeri toplanacak. El çiçeği, taç, maç. Her şey var yani. Burayı bir toplamamız lazım. Şimdi hızlıca aslında burayı toplayacağım. Genel olarak topladım ama sadece ortadaki çamaşırlar var. Onların toplanması lazım. Sonra burayı da bir süpürgeye tutuyorum. Sonrasında işimiz bitiyor. Arkadaşlar bu odayı da tertemizce yaptık. Temizledim yani. Şunlar organizerler yerleştirilmesi gerekiyor ama onları en son yerleştireceğim. Öyle yerleştirebildiğim kadar. Zaten burası eşya odası. Birisi gelirse kalır ya da öyle bir oda. Yani şu anlık eşya odası tam yerleşemedim. Ben de burada eşyalar var. Şu askılarımı da katladım koydum. Yeri süpüreceğim. Bu odanın perdesi yapılması gerekiyor. Bunu terziye götürüp aslında yaptırmam lazım. Ya da perdeciye boyunu belli edip kestirmem lazım. Tam güneşlikle perdenin aynı boy olması lazım. Neyse bu odayı da süpürelim. Ben genellikle büyük süpürgeyle değil şu küçük fantom süpürgeyle süpürüyorum. Bu odayı daha ilk defa süpüreceğim sanırım oturduğumdan beri. Yani daha bir hafta oldu da. Neyse bu odayı da süpürelim. Sonrasında yatak odası, mutfak kalıyor. Tuvalet, banyo var. İşler bitti sayılır. Bu oda toplandı ya. Aşırı mutluyum. Şöyle perdesini çekelim. Süpürgem dolmuştu. Süpürgeyi bir boşalttım. Almıyordu. Ben dedim ki süpürgem bozuldu acaba. Bir baktım içerisinde bir pislik. Oha. Yani yeni evde bile olsan ev daha mı çok pisleniyor bilmiyorum. Çünkü düzen oturmuyor ya. Onu oraya. Her şey tozuyor. Şimdi tertemiz yaptım bu odayı. Gayet güzel oldu. İnşallah hep de böyle kullanırız. Buna ben yine sonradan bir düzen getiririm buraya illaki ama şimdilik düzen böyle olsun yani şöyle. Düzen değil de her şey bir yerde yani aslında. Neyse şimdi yatak odasını toplayacağım. Makyaj masasının üstü falan toplanması gerekiyor. Oturma odası bitti. Hala çamaşırlar var etrafta. Mutfağı bir görseniz. Mutfak 2 günlük mutfak yani. Mutfağı iş bitmiyor gerçekten. Mutfağı göstereyim şöyle. Bakın mutfak. Berbat. Şurası aynı şekilde. Neyse yatak odasını toplayacağım. Çamaşırlara nevresimleri değiştirmem gerekiyor. Çamaşırları makineye atacağım. Burada kıyafetler var katlanması gereken. Onları katlayacağız. Bunların hepsini oturma odasına götürüyorum. Katlanması gereken kıyafetleri onları oturduğum yerde televizyon izleyerek katlayacağım. Ama şimdi bir nevresimleri falan değiştirmem lazım. Geldiğimiz günden beri hiç değiştirmedim. 2 hafta olmuştur. Bu nevresimleri değiştirmem lazım yani. Arkadaşlar nevresimlerimi değiştirdim yatak odasındaki. Yatak odasını da süpürdüm tertemiz. Oraya da sürekli kaloriferin suyu akıp duruyor. Niye bilmiyorum ama bunu bir internetten araştırmam lazım yani. Kaloriferin böyle kahverengi suyu akıyor bir de. Yani tuhaf anlayamadım. O deliğe de ozon dökmem lazım. Bayağı kötü duruyor. Yani nevresimlerimi makineye attım şöyle. Renkli nevresimler. Ay dilim dolandı konuşamadım. Renkleri attım. Buraya renkli çamaşırları da atacağım nevresimlerle beraber. Nevresimleri değiştirdim güzelce. Yıkansın. Makineye çamaşırları atayım. Bugün çamaşır işini bitireyim yani. Arkadaşlar ben biraz yattım, dinlendim. İçecek falan içtim. Biraz haberlere baktım. Makine de bitti. Nevresimlerimi çıkaracağım birazdan. Ama öncelikle mutfağa şey yapayım da toplayayım. Sonrasında nevresimleri asacağım. Feyza'yı çağırdım. Gel kahve yapayım içelim diye. Feyza gelsin. Nevresimlerimizi birazdan açacağım. Of ne güzel koktu ha. Mutfağa geçtim. Mutfağı göstermiş miydim size ya? Of mutfağa bir bakın.
Her yerde makineye koyacağım bulaşıkların çoğunu. O yüzden aslında yani bulaşıklar her yerde. Burayı da bir süpürgeye tutacağım. Feyza gelmeden hızlıca toplarım. Kahvaltılar burada duruyor. Atılması gereken çöpler var. Onlar atılacak. Şöyle hızlıca mutfağı toplayalım. Bulaşıkları zaten çoğu cam görüyorsunuz. Onları yerleştireceğim. Dolaba konulması gereken şeyler var. Onları dolaba koyacağız. O zaman toplamaya başlayayım ben. Toparladım. Şimdi tezgahın üstü kaldı. Şöyle eğilmem lazım. Açıyı yanlış koymuşum. Tezgahın üzerindeki bulaşıkları da makineye dizeyim. Oh, bulaşıklar bitti. Ay, bismillah. Şükür vallahi. Şöyle şu yemeğim vardı. Ta önceden kalma bir yemek. Bayağı bir hafta olmuştur sanırım. Bunu dökeceğim. Yeriz dedik ama evde olmadığımız için yiyemedik. Arkadaşlar bulaşıkların yani döküntülerin hepsini topladım. Şimdi bulaşıkları akıtacağım. Akıttıktan sonra da makineye yerleştireceğim. Benim biraz sıkıntı oluyor. Burada akıtıp oraya arkaya götürmem lazım. Tepsiye falan koyacağım. Hepsini tek tek akıtayım. Buraya koyayım. Ondan sonra elimde yıkamam gereken plastikleri de elimde yıkarım. Bulaşığım biter. Plastiklerim az zaten. Büyük tencerelerim falan koymuyorum. Teflon olanları yani. Onları kendi elimde yıkıyorum. Şeyleri akıtayım. Bardakların hepsini akıtayım. Makinede yer var. Makineye çalıştıracağım. Sonrasında çamaşırları sereriz. Ya da Feyza gelir. O arada kahve yaparım. Bir kahve içeriz. Sonrasında çamaşırlarımı serer. Tekrar çamaşır atarım. Sonra işimiz bitiyor. Tuvalet banyoyu ozonlarım. Bu kadar yani. Neyse şimdi şu şeyleri akıtalım biz. Bardakları akıtayım. Ben çay bardağını falan da akıtıyorum. Yengemden öyle gördüm yani. Niye? Çay bardağı sonra altında böyle sararma yapıyor. O yüzden sevmiyorum. Ben de bardaklar sararsın. O yüzden çay bardağını bile akıtıyorum. Su bardaklarını bazen akıtmıyorum. Onu da ya zaten su bardağı. O yüzden neyse akıtmaya başlayayım ben. Bütün bulaşıklarımı akıttım. Onları şimdi makineye yerleştireceğim. Makineye beraber yerleştireceğiz ama size bir şey söyleyeceğim. Geçen ben makineye bulaşıkları attım. Aa, makine de doluymuş ha. O kadar da boş değilmiş yani, doluymuş. Ama neyse onları da alır büyük ihtimalle diye düşünüyorum. İnşallah aldırmaya çalışacağım yani. Geçen ne fark ettim biliyor musunuz? İlk defa makine çalıştırıyorum ben. Bulaşık makinesi bizim aşağıda yoktu. Makinenin deterjan gözüne deterjanı attım. Sonra yıkandı, çıktı. Bir baktım deterjan gözünde hala deterjan var. Parçalı bir şekilde. Şu an temizlemedim de onu göstereceğim şimdi size, bakın. Bunu temizlememiştim size göstereyim diye. Yani niye böyle oldu anlamadım ama deterjan böyle parçalanmış içerisinde. Burayı sileceğim, tekrar deterjan atacağım buraya. Yani jelatini falan erimemiş biraz. Ama yıkamış. Bir tuhaf olmuş, anlayamadım yani niye böyle. Burayı sileyim, tekrar deterjan atacağım. Yengeme sordum. Yengem de dedi ki şuraya eğer hani deterjanı atacağı yere şuraya tabak falan denk geldiyse dedi. Hani tabağa denk gelmiştir, atamamıştır, burada kalmıştır falan dedi. O yüzden böyle bir şey oldu. Niye böyle oldu anlamadım. İnternetten de araştırmadım. Aslında araştırsam olur yani. Acaba yanlış mı koydum desem. Yok, buraya koyuyorsun. Şöyle kapatıyorsun demişti adam yani. Şöyle bastırıyorsun. Nasıl, dur bakayım, ben de acemiyim de. Heh, şöyle kapatıyorsun. Sonra şuraya basıyorsun, açılıyor. Buraya da parlatıcı katıyoruz. Parlatıcısı hala dolu. Göründüğü gibi. Parlatıcıyı da dolu. Tuzu falan da var. Tuzu zaten eksildiği zaman orada ışık yanıyormuş. O yüzden tuzunu falan katmadık yani. Ama bana bir garip geldi yani öyle deterjanın orada olması. Neyse şurayı temizleyeyim. Sonrasında tekrar bir deterjan koyarız. Makine de doluymuş. Bakın göstereyim ha. Arkalarda biraz boş yerler var ama yine de yerleştireceğiz. Beraber yerleştirelim. Hızlıca işimiz bitsin. Şimdi şuradan alalım.
Arkadaşlar makinemize doldurduk hepsini. Bütün şeyleri doldurduk şöyle. Pervanesine de değmiyor. Kontrol ettik. Güzelce. Şöyle şuraya da doldurduk. Buraya da camların hepsini koydum full. Şimdi deterjanı koyacağız. Burası da ne olmuş ya? Yağ olmuş. Burayı bir silmem lazım. Deterjanı atalım. Sürekli şeyi yazıyorsunuz bana ama hani İsrail malı kullanma diye. Ben bu aldığım şeylerin çoğunu daha önceden almıştım. Yani bu savaştan önce almıştım. Kullanıyorum bunu ama mecbur yani. Başka şeyim yok. Almadım. Bu bitene kadar normal. Bunu kullanacağım yani. Yapacak bir şey yok. Deterjanı kapatıyoruz şöyle. Nasıl kapanır da bilemiyorum. Ha, tamamdır. Şurayı bir sileyim. Yani o yüzden söylemek istedim. Hani İsrail malı kullanma dikkat et diyorsunuz ama yani elimden geldiğince almamaya çalışıyorum ama bazen mecbur olduğum zaman da alternatif bir şey bulamadığım zaman alıyorum. Ama bu deterjanı zaten daha öncesinde almıştım. Yani savaşlardan önce ta evlenmeden 2 ay önce falan almıştım ben bu deterjanların hepsini yani çoğunu. O yüzden onları parasını çoktan verdim yani öncesinde bilemezdim sonuçta. Böyle bir açıklama yapmak istedim ama sonrasında elimden geldiğince dikkat etmeye çalışıyorum yani. Şuraya da silelim de bu da yağ sanırım. Yani yemeğin yağı olabilir. Yıkanacak. Acaba buna ben şey yapsam mı ya biraz? Deterjan sıksam mı diye düşünüyorum da. Neyse böyle yıkansın. Bakalım şuraya şey dek geliyor mu kapağı? Dek gelmiyor sanırım. Şöyle baktığım zaman. Evet tabak mabak dek gelmiyor. Şöyle kapatalım. Fiş takıl değil aslında. Normalde şu an çamaşır makinesi çalışıyor. Çamaşır makinesi ile bulaşık makinesi aynı gidere bağlı bizim. O yüzden çamaşır makinesi çalışırken bulaşık makinesini çalıştırmaya biraz tedirgin oluyorum. Giderimiz çok dar yani. O yüzden ama çamaşır makinesinin bitmesine şu an 4 dakika var. O yüzden başlatacağım yani. Aynen hepsi tamam. Şimdi şuradan programımızı seçiyoruz. Şu 65 derecelik programda yıkıyorum ben genelde. Ekonomik bayağı bak yoğun olan 1 saat 57 dakika. Ekonomik olan 3,5 saat. O yüzden bunu hiç kullanmıyorum. Bir kere kullandım yani onda. O da 50 derece olduğu için bunu da yıkıyoruz. Şöyle şuradan başlattan. Burası parlatıcı. Şurası biri tuz biri parlatıcı. Ama şu parlatıcı ya da şu da tuz. Tam emin değilim yani. Buradan ya Allah bismillah. Bakalım iyi kapandı mı? Başlatıyoruz. Bulaşıkları makineye yerleştirdik. Şöyle büyük tencereler kaldı ve plastikler kaldı. Şöyle bir de cifim var. Bu cifle de şurayı yağ olduğu için burayı temizleyeceğim. Lavabonun içerisini temizleyeceğim. Şurayı temizleyeceğim. Bunu da ilk defa kullanacağım. Bakalım nasıl bir şey. Hiç kullanmadım daha önce. Şöyle. Buralar genelde pisleniyor hep. Temizlik hani yapsam bile, yıkasam bile. Şu ev yiyeyi bir temizleyelim. Ay kolum ağrıdı. Yeterdi. Burayı köpürte köpürte bir yıkayalım. Arkadaşlar mutfağımın temizliğini bitirdim. Şöyle bulaşıklarımı da bitirdim. Gıcır gıcır oldu her yer. Şimdi şey yapacağız. Tabii ki şey dökeceğiz. Çamaşır suyu dökeceğiz. Şunlara. Çok kötü kokmuşlar. Kokmamış da aslında. Sevmiyorum ya. Dur şunu kapağını açayım da. Evet. İçerisine şunu da atacağım tabii ki. Çamaşır bezim. Sonrasında çamaşır suyu sıkıyoruz biraz. İnşallah kapağı açıktır. Bu nasıl bir çamaşır suyudur ha? İlk defa bu marka kullanıyorum. Vitele de sıkalım biraz. Yeter. Sonra bunun üzerine su ekleyeceğiz şimdi. Markası da şu. A101'den almıştım. Bunun içerisine biraz su ekleyeceğiz. Şöyle. Bu akşama kadar duracak. Akşam bulaşığını yıkayana kadar. Elim uzun kokmasın diye fazla değmiyorum. Tamamdır. Şöyle kenarda beklesin. Feyza geliyor şimdi. Kahve yapacağım. Beraber kahve içeceğiz. Dedim aşağıya yukarı gel de kahve içelim diye. Arkadaşlar mutfakta işimi bitirdim. Şimdi Feyza geldi. Kahve yapıyorum. Ana. Neyse oraya da akşam sileriz. Çok da sıcaklamış burada. Burada pek... Arkadaşlar kahveyi yaptık. Şöyle yanına da ben bir
Yeni gelin sunumu yaptım. Şu neyse. Kuşburnu çay var ya. İçerisine 2-3 tane attım. Şöyle renkli bir şey olsun. Su olsun diye. Bakayım bir tadına hatta. Biraz daha kuşburnu çay atmak lazımmış aslında. Güzel olmuş. Kahve içeceğiz şimdi Feyza ile beraber. Bizim evde şey olmadığı için, saat olmadığı için geçen gün saat sipariş etmiştim. Şimdi onun kargosunu açacağız. Şöyle bilgilerim görünmesin de. Ay dur çevirebilirsek. Saat almıştım, inşallah güzel bir şey gelmiştir. Şöyle şu tarafından açalım bakalım nasıl bir şey. İsa'ya pil aldırdım geçen. Aşkım pil aldırdım. Şey saat aldım ya. Saatin pili yok, gelince hemen çalıştırırım diye. Dün o da pili aldı. Bu niye açılmıyor ha? Dur bakayım açayım geleyim. Tek elle zor oluyor. Hatta dur açıldı ya. Tamamdır. Oo güzel korumalı morumalı yapmışlar ha. Dur bakalım inşallah güzel bir şeydir. Ana bir de içinde başka kutu var. Başka kutunun içerisinde. Şu şekilde. Oy nasıl güzel ha. Dur bakayım pilini takayım bir çalıştırayım. Arkadaşlar saati ayarladım güzelce. Gayet güzel. Bizim salona da uyuyor yani şu grileri, krem renkleri falan. Ama duvara asacak yer yok. Bunu İsa geldikten sonra ayarlasın. Ben böyle masanın üzerine koydum. Yani şuraya koymuştum şeyin üstüne. Adı ne onun? Dur telif yemeden. Şöyle şuraya koymuştum aslında. Ama burada şey olmadı. Olmadı yani. Belki dışarı televizyonun üstünde falan diye. O yüzden buraya koymadım. İsa gelince ayarlasın. Arkadaşlar bir videom olduğu aklıma geldi. Sonra videoma devam edeyim dedim. Bütün ev işini, temizliklerin hepsini yaptım. İsa gelecek birazdan. Babam da aşağıdaydı. Feyza arkadaşlarla buluşmaya gitti. Dedi ki babam da sizle yese olur mu? Ben de dedim tamam olur. Pilav yaptım şöyle. Bulgurlu, pirinçli pilav. Tavuğumuz vardı. Önceden pişirdiğim. Tavuğu ısıtacağım. Üzerine koyacağım. Şehriye çorbası yapmıştım. Dün değil ondan önceki gün. Dün hiç yemedik o yüzden. Feyza da çiğ köfte yemeye gitti arkadaşlarla beraber. Şöyle 3 tane çiğ köfte yaptırmış İsa'ya, bana, babama. Ben de yanına salata yapıyorum. Turşu koyacağım. Sonrasında neydi bir daha? Bir şey daha koyacaktım. Ha tavuk ısıtacağım. Yemeğimiz bu işte. Üzüm vardı. Üzüm yıkadım. Şimdi de salata yapıyorum. İsa da birazdan gelir. Sofrayı hazırlayayım. Isıtayım her şeyi. Soframızı hazır bulundurayım yani. Arkadaşlar yeniden selam. Şimdi oturdum videomun montajını yapıyordum. Ve fark ettim ki videonun sonu yok. Videonun sonunu bitirmemişim yani her zamanki gibi. Videomu beğendiyseniz aşağıdan beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarımda görüşürüz. Hoşça kalın.